neyse devam edelim. Arkadaşlar yani bununla alakalı detaylı bir konuşma, çok uzun bir konuşma yapmak istemiyorum ama biliyorsunuz bu depremle alakalı Beşiktaş'ın artık midemizi bulandıran ve bizi bunaltan talepleri sonucunda da buna emsal bir gelişme yaşanmış arkadaşlar. Onu da ekrana getirelim. Van depreminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu balda mücadele eden Van Spor için şöyle bir karar alıyor. Van Spor'un oynamış olduğu 4 maçın geçersiz sayılmasına, bu maçlarda görülen tüm kartların iptaline ve Van Lig'den çekildiği için sonraki maçının oynanmamasına karar veriyor Türkiye Futbol Federasyonu. Sonrasında bu doğrultuda Van oynamış olduğu maçların sonuçlarının tescilli fikstür gereği daha sonra oynaması gereken maçlar ise diğer takımların galip sayılması yönündeki uygulamanın aynı grupta mücadele eden tüm kulüpler menfaatlerini eşit şekilde koruyacağı anlaşıldığından diyerek bu kararı bozuyor tahkim kurulu. 5 Ocak 2012'de açıklanan sayılı kararıyla Van Spor'un oynadığı maçlar geçerli sayılıp kalan maçlarında hükmen yenik sayılmasına karar veriliyor arkadaşlar. Yani bu da çok önemli bir gelişme. Onu da söyleyelim. Yani eğer Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş'ın isteği doğrultusunda maçları iptal etme kararı verse bile bu %99.9 yani tahkimden geri dönecektir. Onu söyleyelim. Çünkü tahkim kurulunun bu konuda emsal kararı var 2012'de. Yani siz 2012'de bu kararın ardından gidip de Türkiye Futbol Federasyonu olarak da hayır biz bunu yapacağız derseniz tahkimin de bu konuya, yani tahkime taşıyacaktır Galatasaray ve bu tahkimden geri dönecektir. Tescilleri devam edilecektir. Arkadaşlar tescillenen maç iptal edilmez. Maç tescillenmiş. Yani bir kural hatası olur, bir şey olur. Hadi o zaman yine neyse konuşulur, tartışılır maçın tekrarı için ama tescillenmiş maç iptal edilmez arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşalım. O yüzden Beşiktaş'ın bu nasıl diyeyim, kalitesiz çabası, bu deprem üzerinden bir kendilerine bir çıkar sağlama çabası gerçekten de inanılmaz. Bir de dün Emre Koca daha, yani o kadar bir Galatasaray düşmanlığı var ki bu insanlarda. Ya bu, ya gerçekten bak, böyle arkadaş arasında konuşuyor olsaydık daha farklı bir üslup kullanırdım ama bu Galatasaray ne yapmış abi bunlara? Yani Emre Koca daha, yani Galatasaray ne yaptı abi size? Emre Koca daha mı Galatasaray lise mezunu olan? Hemen bir bakalım abi. Bakalım bakalım. Gerçi burada şey yazmaz yani. Bu Beşiktaşlı yöneticilerden bir tanesi Galatasaray Lisesi mezunuydu çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım 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 bakalım. Neyse çok önemli değil arkadaşlar. Ama bu Galatasaray ne yapmış abi bunları? Çünkü niye biliyor musun? Bak niye söylüyorum. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Galatasaray bence Hatay deplasmanda puan kaybedecekti, yenilecekti diyor. Abi sizin derdiniz ne Galatasaray'la? Sizin derdiniz Galatasaray'la ne? Niye Fenerbahçe'den örnek vermiyorsun abi? Niye Galatasaray'dan örnek veriyorsun? Ya Galatasaray ne yaptı abi size? Yani çocukluğunuzda yaşadığınız bir tramvaya mı sebep oldu? Ya da şu anda yaşadığınız, son günlerde yaşadığınız bir tramvaya mı sebep oldu? Ne yaşadınız abi siz? Ne yaşadınız da bunda sorumlu Galatasaray'ı tutuyorsunuz? İçinizdeki bu Galatasaray düşmanlığı nedir? Niye Fenerbahçe üzerinden örnek veremiyorsunuz? Az biraz delikanlı olun abi. Gidin Fenerbahçe'ye üzerinden örnek verin. Yani sen burada maçların iptalini istiyorsun. Kimse sallamıyor sizi. Kimse sallamıyor. Ya yani ben bir Beşiktaşlı olsam utanırım. Çok net söyleyeyim. Ben buradan da kimse yanlış anlamasın, Beşiktaş camiasını ve Beşiktaş'a da, Beşiktaşlı taraftarlarda herhangi bir saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama yönetimleri çok kötü abi. Yani deprem olmuş, depremden sonra çıkıp başkanları bu maçlar iptal edilmesi lazım falan dedi yani. İnsanlar daha halen enkazın altındayken bu adam böyle açıklamalar yaptı abi. Ya Galatasaray'da böyle bir açıklama yapacaksın, seni var ya ertesi gün gönderirler. Ertesi gün gönderirler abi.
Ya insanlar, bu kadar da insanlığınızı kaybetmeyin ya. Galatasaray bir puanla bir puanla diyorum, bir golle şampiyonluğu kaçırdı Beşiktaş'a karşı ya. Bir tane çıt ağızlarından bir şey duydunuz mu? Şöyle yapalım, böyle yapalım, son maç eşit puan, bir playoff maçı yapalım diye bir şey duydunuz mu abi Galatasaray'dan? Bir Bilong olayını dile getirdik. O Bilong'u da yani herhalde çok fazla detayına da girmeye gerek yok. Ama bu sağ dışarında kazanma olayları, yani bu alışkanlık haline geldi abi. Yani Fenerbahçe'de vardı, bu Beşiktaş'a da sıçramış. Abi siz, bak çok rica ediyorum, Fenerbahçe kulübünden, yöneticilerinden ve Beşiktaşlı yöneticilerinden şunu rica ediyorum. Önce gidin UEFA'nın resmi sitesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş şike yapmıştır İbaresini kaldırttırın abi ilk başta. Yani siz ilk başta bunu kaldırın, kaldırsınlar oradan. Ondan sonra gelin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, Türkiye'den bir şey talep edin abi. Kimse kusura bakmasın yani. Orada o iki kulübün, hatta Eskişehir'in falan bir ismi var abi. Şike yaptığı tescillenmiş kulüpler arasındasınız. Sonra gelmişsiniz bize ahkam kesiyorsunuz. Abi diye rezalet ya. Gerçekten rezalet yani. Ya bir de gerçekten bu Galatasaray düşmanlığı nedir abi? Bu Galatasaray düşmanlığı nedir yani? Emre Kocadağ niye Galatasaray üzerinden örnek veriyorsun? Ya yine desen ki Fenerbahçe puan kaybedecekti, Galatasaray puan kaybedecekti falan, işte haksızlık falan, yine saçma sapan bir gerekçe ama yine anlamaya çalışırım yani. Hani bir Galatasaray antipatikliği var demem yani. Adam gelmiş açıklama yapıyor, diyor ki Galatasaray son 3 sezondur Hatay deplasmanında kazanamıyor. Hatay deplasmanda bence yenilecekti diyor. Abi sencisi kim ya? Sen kimsin yani? Sen kimsin yani, anlatabildim mi? Sence yenilebiliriz. Ya ben gerçekten, bak gerçekten şunu çok istiyorum. İçim o kadar soğur ki. Şu Beşiktaş'ı deplasmanda bir yenelim abi. Gerçekten şu Beşiktaş'ı bir deplasmanda yiyelim, yenelim. Onları da susturalım da, onları susturalım da, ondan sonra Emre Kocadağ'ını da, Ahmet Nur Çebi'ye de gerekli cevabı biz veririz. Ama şu takımımız şu Beşiktaş deplasmanında bu ayın sonunda, pardon Nisan ayının sonunda şu maçtan bir galip ayrılalım da, o kadar mutlu olacağım ki içim soğuyacak yani, onu da sizlerle paylaşayım. Yani ilginç abi. İlginç, ilginç şeyler yaşanıyor. Bu Galatasaray düşmanlığı herkese gelmiş. Emre Kocadağ'ın da Galatasaray düşmanlığına ben hayret ediyorum açıkçası. Yani Galatasaray üzerinden örnek vermeleri ilginç abi. Çok ilginç. Daha fazla da yükselmek istemiyorum. Sizlerden gelen mesajları da hafiften bir okuyalım, ondan sonra devam edelim. En son bana abla diyordu demiş. Tanjur, bir bitmedi bunların talepleri. Verin jimnastikçileri 5 puan, sevinsinler demiş. Sinan kardeşim, Havin abi, benim öyle atarlı falan konuştuğuma bakma. Gecenin belirli bir saatinden sonra bana abla denmesini tercih ederim demiş. Havin de bakalım bakalım dediğine şaşırdım demiş. Allah korusun abi, takılıyorum sana demiş. Havin, zamanında fena koyduk, Emre kin tutuyorlar jimnastikçiler demiş. Mustafa Topal bu arada gelmiş. Mustafa abiye buradan selamlarımızı iletiyoruz Frankfurt'tan. Hoş geldin abi. Bakalım. Sinan demiş ki Galatasaray'da kazanmaktan ziyade nasıl kazandığınız da önemlidir. Beşiktaş'ta o yok. Her yol mübah bunlara demiş. Aynen öyle abi. Biz jimnastik kulübünü deplasmanda farklı yenersek bunlar anca susar. Aynen öyle. Beşiktaş kim? Bizim muhatabımız değil. Bunları kafanıza takmayın. Galatasaray tek büyük, o yüzden Galatasaray düşmanlıklarını anlarım demiş. Aynen öyle abi, yani ne diyeceğiz ki? Allah onları bildiği gibi yapsın. Ve bir tane son bir magazin haberimizi tekrardan hatırlatalım arkadaşlar. Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın Afrika kökenli sevgilisi Zara ile gizlice evlendiği iddia edildi. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. İlerleyen dakikalarda, yani bu yayın bittikten sonra, birazdan da muhtemel 11'lerimizi konuşacağız arkadaşlar bu görselden sonra. Abdülkerim Bardakçı'nın bu ilginç ilginç gelişmeyi video olarak yükleyeceğiz arkadaşlar. Bu yayın sonrasında video olarak yükleyeceğiz. Onu da mutlaka izleyin. Televole olayı yaptık. Televole yayını yaptık. Oradan da desteklerinizi bekliyoruz. O videomuzda beğenip paylaşırsanız mutlu oluruz diyelim.